Arkadaşlar merhaba, gitarteknikleri.com'a hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda size bahsetmek istediğimiz gitar Ibanez'in MTM1 Mick Thompson Signature modeli. Aslında bakacak olursanız çok da fazla bir şey söylemeye gerek duymuyoruz. Zaten çoğunuz tanıyorsunuz gitarı ama yine de kısaca bahsetmek istiyoruz. Şöyle göstereyim size öncelikle gitarı. Gitarın gövde ağacı maun ve sapla birleştiği noktada neck through dediğimiz konstrüksiyon sistemi kullanılmış. Yani vidalı bolt-on bağlantı değil. Bu da bize ekstradan sustain kazandırıyor diye kısaca geçiyorum burayı. Pickup seçimimiz EMG 8160. Yalnız şurada şunu söylemek istiyorum. Belki takip ediyorsunuz ama bu gitarın 2009 ve 2010 modellerinde Seymour Duncan pickuplar kullanılmıştır. Elimizdeki biraz daha eski bir model olduğu için EMG pickuplar var. İlk hali EMG pickupla fabrikadan çıkmıştır bu gitar. Gitarın üzerinde sadece bir tane volüm potansı var ve 3 yollu switch'imiz var. Zaten klavyede kullanılan aç görüyorsunuz, Rosewood, işte 7 şeklinde sedef kakmalar mevcut. Gitarın size bridge'inden bahsetmek istiyorum. Burada Ibanez'in Fix Low Pro H bridge'i kullanılmış. Görüntüsü itibariyle Floyd Rose gibi görünebiliyor. Yalnız bu fix bir bridge'tir, yani sabit köprüdür. Yalnız ne var ki şuradaki fixlerden ince ufak, zaten biliyoruz bunları, ufak tefek akort ayarlarını yapabiliyoruz. Yukarıda da yine kilit sistemimiz kullanılmış ve kulakçıklarda da görmüş olduğunuz gibi standart Ibanez'in burguları kullanılmış. Sound'u hakkında eminim ki bizden çok daha iyi detaylı bilgiye sahipsiniz. İşte Slipknot dedik, Mick Thompson dedik ama yine de kısaca bir duyurmak istiyoruz size gitarı. Şu an switch'imiz en altta. Bir iç manetimizi kullanacağız. EMG 81'in sound'una bakacağız. Yalnız bu esnada şunu söyleyeyim. İşte kullandığımız amfi Marshall 210 head ve 1960'a 4x12 bir kabin kullanıyoruz. Herhangi bir bağlantımız yok. Bakalım sound'una. Bildiğiniz gibi EMG 81'in aktif, agresif sound'unu duymuş olduk. 3 yollu switch dedik. Orta pozisyonda iki pickup'ımızı paralel çalıştıracağız. Sadece gitarı drive tonları olarak değerlendirelim diye düşünüyoruz zaten. Sound'una bir bakalım. Thank you.
BMW 8160'ın Nectek'teki sound'unu dinleyelim. Kısaca tonlarını duymuş olduğumuz, fikri karakteri hakkında bilgi sahibi olmuş olduğumuz gitarımız bu şekilde. Kısa da olsa bir clean soundlarını yine de duyurmak istiyoruz sizlere. Ama dediğim gibi gitar aslında çok agresif bir gitar, çok yırtıcı bir gitar. Ama yine de bakalım. Evet, pozisyonumuz bridge pozisyonunda. Neredeyse çatlıyor. Neredeyse drive'a girecek bir gitar. Şöyle yapalım. Ara pozisyonumuzu alalım gitarımızı ve bakalım. EMG 60'ın sound'una bakalım şimdi de. Yalnız şöyle bir şey var. EMG 60 85'e nazaran çok daha düzgün clean sound'lar veren bir manyetik burada biraz şaşırabiliriz. Bunu da özellikle kullanıldığını düşünüyorum. Çünkü yani 81 85 hemen hemen neredeyse aynı karakterde manyetikler. Şu tarzda şikayetler olabiliyor. İşte abi bridge'de çalıyoruz, neck'e alıyoruz, hiçbir ton farkı olmuyor gibi. İkisi de çok agresif. Ona rağmen biraz daha gitarın ton range'ini genişletmek amacıyla 60 kullanılmış. Onun da bir sound'unu dinleyelim. Evet, tonu hakkında, karakter hakkında fikir sahibi olduğumuz gitarımız Ibanez MTM1. Tekrardan şöyle gösteriyorum. Gerçi videolardan yeteri kadar tanıyorsunuz ama yakından görme fırsatı olmamış arkadaşlar için şöyle biraz daha kameramıza doğru uzatalım. Şöyle gösterelim. İşte evet. Böyle 81 81 60 pikaplı işte fix bridge köprülü oldukça agresif bir gitar. Ibanez MTM1. Bir sonraki gitarteknikleri.com videosunda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.